Umudunu hiç kaybetmedi. Gelecek iyi haberi bekledi. Oğlu kurtuldu, memlekete ayak bastı. Günlerdir hayatının en zor günlerini yaşayan bir anne, evladını karşısında görünce daha fazla dayanamadı, sevinçten böyle bayıldı. Bir yanda sevinç var, diğer yanda endişeli bir bekleyiş. Geçtiğimiz günlerde 3200 ton mermer mıcırı taşıyan gemi Libya'da Misurata açıklarında batmıştı. O batıktan kurtulan 7 mürettebat İstanbul'a döndü. Hala kayıp olan 3 denizcinin aileleri ise mutlu haberi bekliyor. Batıktan sağ kurtarılan 7 kişi İstanbul'da böyle karşılandı. Yakınları sevinç gözyaşı döktü. Günlerdir gelecek iyi haberi bekleyen bir anne, oğlunu gördüğü anda daha fazla dayanamadı, mutluluktan bayıldı. Tabii sağ gelip çağırabilir misiniz buraya gelsinler? Kurtarılan mürettebatsa geride bıraktıkları arkadaşları nedeniyle üzgündü. Ne söyleyeyim? 6 tane arkadaşımız canımız gitti. Ben ne yapayım? Batan gemide 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 3 kişi ise halen aranıyor. Ancak onlar için de umutlar çok azaldı. O kayıplardan biri de Çarkçıbaşı İbrahim Öztürk. Ailesinin İstanbul'daki evinde hüzünlü bekleyiş sürüyor. Ölün mü var yoksa kurtulmuş sağ bir insanı mı bekliyorsun bilmiyorsun. 20 yaşında bir kız için babamın ölüsüne de razıyım demek çok zor. Hani başı toprak görsün demek inanın çok zor. Buna sebep olan her kimse artık katlansın bir şeylere. Ben devletimden razıyım, inanıyorum, güvenim sonsuz. Gereken neyse yapacak. Üç çocuk babası 54 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün ailesi her şeye rağmen umutlarını kaybetmedi. Yani sonuç alamadığımız için çok üzgünüz. 5 gün geçti, hala ne ölüsü ne dirisi en ufak bir bilgimiz yok yani. Devletimizden hani bize bir açıklama yapmasını veya hani elinden gelen bir şey varsa yapmasını istiyorum. Herhalde şirketin pek fazla bir şeyi yok gibi, bilmiyorum artık. Artık bugün de 5. gün bitti. Şu ana kadar bir sonuç yok. Sağ veya ölü.